zaten zor olacağını biliyorduk. Sivasspor ligimizin iyi takımlarındayız. İstedikleri yerde değiller bu sene ama ligin kompak, iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Zor olacağını biliyorduk. Nitekim ilk yarı istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Özellikle içeride daha sakin oynamamız gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle beraber daha sakin, daha kontrollü oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya zaten çıkarken buradan galibiyete döneceğimizi biliyorduk. Batshuayi'nin bir kırmızı kartı oldu. Bunlar futbol içinde olan şeyler. Biz Fenerbahçe olarak 10 kişi kalsak da her zaman galibiyet için oynamaya çalışıyoruz. İyi oynamaya çalışıyoruz. İyi oyunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Nitekim arkadaşlarımız bugün müthiş bir mücadele verdi. 10 kişi kaldıktan sonra. Yani 10 kişi kalıp ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynamaya çalıştık. Mücadele ettik. Golü bulduk. Arkasından iyi mücadele. Sonucu aldığımız için bu önemli haftada bizim için müthiş oldu. Yani ben her zaman işimi yapıyorum. Kaç sene oldu? 4 sene oldu herhalde Fenerbahçe'de. Her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum sahaya. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Ailemle zaman geçiriyorum. Sahaya çıkıyorum. Sadece aklımda futbol var. Biliyorsunuz ben futbol tabii bir görsel bir oyun. İnsanlar sizden şov bekliyor ama ben onlara hiçbir zaman girmedim. Bu işlere hiçbir zaman girmedim biliyorsunuz. Her zaman herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her zaman saygılı, sahada elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Bugün siz öyle diyorsanız daha iyi dışarıdan değerlendirmişsinizdir. Evet, sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yani ben her zaman elimden geleni yapıyorum dediğim gibi. Mücadele ediyorum. Takım için, taraftar için, Fenerbahçe kulübü için, tüm arkadaşlarım gibi. Ben de sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz. En azından vicdanımız her zaman rahat oluyor. Olmasa da beni destekleyen taraftarlarımıza da bugüne kadar, beni bu ailenin parçası hissettiren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız inşallah. Olgunluk olabilir. Yani yaş ilerledikçe biraz daha olgun bakabiliyorsun. Doğruları daha iyi görebiliyorsun aslında. Tecrübe de böyle bir şey. Yaşanmışlar. Yaşıyorsun, görüyorsun. Bu sana tecrübe oluyor. Yaşımız da ilerliyor yavaş yavaş. Kendimize daha iyi bakmak zorundayız. Hedeflerimiz büyüyor. Kulübün zaten hedefleri hiçbir zaman bitmiyor. Buna karşılık biz de tabii kendimize iyi bakmamız lazım. Çalışıyoruz bakalım. Nazar değmesin. Takım arkadaşlarıma da kutluyorum bugün. İnanıyoruz takım olarak gerçekten biz de artık bu sene taraftarımız da bunu bize inanılmaz bir şekilde aşıladı. Takım arkadaşlarım inanıyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi UEFA'da da müthiş bir performans sergiliyoruz. Onun da özgüveni var ligde. Şimdi lider gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz. Alışkanlık oldu. Dediğim gibi nazar değmesin. Herkes müthiş mücadele ediyor. Rotasyona gidiyoruz. Oynayan oynamayan herkes en iyi mücadele veriyor. Bu da çok önemli. Hocamıza gelecek olursak zaten söyleyecek çok fazla bir söz yok yani. Hoca zaten kariyeri belli. Kariyeri çok iyi olduğu için Fenerbahçe kulübüne geldi. Böyle bir kulüpte Jesus'la beraber çalışmak zaten tüm oyuncular için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Onun sistemine, onun söylediklerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğru bir sistemle oynuyoruz. Fenerbahçe'ye zaten çok uygun bir antrenör olduğunu herkes biliyor. Dediğim gibi nazar değmesin. Böyle devam edelim. Daha önceki röportajlarda Batshuayi, Georges için polisleri, İrfancan Kahveci'de yani kariyerimde oynadığım en iyi teknik direktörlerden biridir. Bize gelişimin çok büyük katkısı var. Sen tek kelimeyle nasıl özetlersin Georges'u? Yani tek kelime değil aslında. Büyük hoca ama şunu söyleyebilirim. En önemlisi rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunu zaten herkes farkında. Yani ne zaman rotasyona gitse oynayan oyuncu müthiş bir performans veriyor. Yani Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu bir ortamda bunu sağlamak çok zor bir şey. Bu tabii ki iletişimle, büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor, her şey çok iyi gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Dediğim gibi ama böyle giderse dediğim gibi inanıyoruz, olacağız inşallah bakalım. Aynen gol atmak istiyorum aslında her sene atıyorum. Çok güzel pozisyon oldu. Orta geldi. Evet, evet. Ya gol atmak istiyorum. Gol atmayı seviyorum zaten. Gol atan bir defans oyuncusuyum. Bu sene 11 maçta gol atamadım. Bakalım çalışıyorum atmak istiyorum. Milli takımla alakalı zaten milli bir görev yani bizim için. Vatani görev nasılsa milli görev de öyle bir şey. Ne zaman davet gelirse gideriz. Her zaman olduğu gibi elimizden geleni yaparız.